Bugün sizlere dünyanın en güçlü kaslarına sahip 15 vücut geliştirme sporcusundan bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız gelin bu güçlü kaslara sahip sporculara birlikte bakalım. Big Ramy. Big Ramy olarak tanınan Mamluh Elsbay, Kuveyt'in Jabriya kentinde hayatını sürdüren Mısırlı bir vücut geliştirmecidir. 2012 yılından itibaren profesyonel vücut geliştirici olarak yarışlara katılan Big Ramy, katıldığı tüm profesyonel yarışmaların hepsinde en üst sıralarda derece almayı başarmıştır. 1 metre 75 santimetrelik bir boya, sezon dışı 136 kilogram ağırlığa sahip olan Big Ramy, tüm zamanların en büyük vücut geliştiricilerinden birisi olduğu için vücut geliştirme taraftarlar arasında ün kazanmıştır. Instagram'da da adından söz ettirmeyi başarmış Big Ramy'nin 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. 2. Marcus Rühl. Kariyeri boyunca sayısız yarışmalara katılmış ve bu yarışmalarda hep en iyi dereceleri almış olan Alman kabusu lakaplı Marcus Rühl'a dışarıdan baktığınızda ne kadar korkutucu göründüğünü fark edebilirsiniz. 47 yaşındaki deneyimli vücut geliştirmecinin boyu 1 metre 78 santimetre iken kilosu ise yarışmalara katıldığı zamanlarda 130 kiloya kadar çıkıyor. Kol ölçüsü 61 santimetre, bacak ölçüsü 34 santimetre olan Marcus Rühl'ü enteresan kılan diğer bir şey ise 18 yaşından itibaren doktorun tavsiyesi üzerine vücut geliştirme antrenmanlarına başlamış olmasıdır. Ağır bir diyetle beraber haftanın 6 günü sert antrenmanlar yapan Rühl, o dönemlerde 5 yıl içinde büyük bir gelişim göstermiştir. Tüm bu çalışmaların sonrasında vücut geliştirme tarihine geçmiş en iri delta kaslarına sahip adam unvanını almış ve vücut geliştirme literatürüne Rühl ilkelerini getirmiştir. 3. Alicia Young. Amerika'da fitness modelliğiyle uğraşan Alicia Young, vücut geliştirme konusunda gelmiş geçmiş en başarılı kadın sporculardan bir tanesidir. 2014 yılında fitness alanında kazandığı Amerika şampiyonluğuyla adını tüm dünyaya duyuran Alicia, erkeksi, büyük ve güçlü kaslarıyla dikkatleri üzerinde topluyor. 33 yaşında olan ve yıllardır bu alanda kendisini geliştiren Alicia'nın amacı ise dünyanın en iyisi olana kadar durmamak. 4. Greg Valentino. Hayatının 23 senesini vücut geliştirme sporuna harcayan Greg Valentino, dünyanın en büyük pazarına sahip insan olarak Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başarmıştır. Fakat Greg Valentino'nun bu rekortmen pazara sahip olmasının arkasında gizemli bir gerçek var. Hayatını pazarını geliştirmek için harcayan vücut geliştirmeci, benzerlerinden öne çıkabilmek için ABD'de yasak olan steroid maddesini kullanmış ve daha sonra tüm kariyeri bu madde yüzünden çöküşe geçmiştir. Yasaklı maddenin yan etkisi olarak vücut hatları bozulan Greg Valentino, daha sonrasında ise Amerika'da yasak olan steroidi kullanmak ve satmaktan hapse girmiştir. 5. Jean-Pierre Fuchs. Listemizin bu sırasında ise adını dünya tarihine yazdırmış bir isim olan Jean-Pierre Fuchs yer alıyor. Vücut geliştirme alanında dünya çapında başarıları bulunan İsviçreli sporcunun boyu 1 metre 80 santimetre iken kilosu yarışma zamanlarında 117 kilograma kadar çıkıyor. Günümüzde 49 yaşında olmasına karşın hala güçlü kaslara sahip olan Jean, bu görüntüsünü her gün yaptığı antrenmanlara ve aralıksız bir şekilde yıllardır uyguladığı diyete borçlu olduğunu açıklamıştır. 6. Paul Dillett. 90'lı yılların en tanınmış vücut geliştirmecilerinden bir tanesi olan Paul Dillett, kariyerindeki en iyi derecesini 1994 yılında Mr. Olympia'da 4. olarak elde etmiştir. Vücut yağ endeksi 15.1 olan Paul, 1.85'lik boyu ile vücut geliştirmeciler arasında görece olarak uzun bir boya sahiptir. Yarışma zamanlarında 144 kilogram ağırlığına kadar çıkan devasa sporcu, tüm bu spor hayatının yanı sıra 1996 ile 1998 yıllarında vizyona giren iki vücut geliştirme filminde rol almıştır. İlerlemiş yaşına rağmen formundan ve kaslarından asla ödün vermeyen Paul, şimdilerde birçok gence fiziğiyle taç çıkartıyor. 7. Ronnie Coleman. Şu an emeklilik günlerinin tadını çıkartan bir vücut geliştirmeci olan Amerikalı Ronnie Coleman, profesyonel spor hayatından muazzam güçlü bir bedene sahip olmak için yaptırdığı onlarca antrenmanın yanı sıra uyguladığı ölümcül antrenman programlarıyla da vücut geliştirmeciler arasından sıyrılmayı başarmıştır. 8 kez Mr. Olympia, 1 Arnold Classic ve 16 profesyonel zafer kazanan Ronnie, dünya genelinde kazandığı bu başarılar sayesinde en çok hayrana sahip olan vücut geliştirmecilerden bir tanesidir.
8. Nicky Fuller. Tıpkı diğer sporcularda olduğu gibi vücut geliştirmeye erken bir yaşta başlayan Nicky Fuller, 1967 yılında ABD'nin Ohio şehrinde dünyaya gelmiştir. Dünyanın en genç kadın vücut geliştirmecisi olmak için çok çalışan Nicky, sporla ilgilenmeye ise henüz okul çağında başlamış. 1992 yıllarında hem Miss International'ı hem de Miss Olympia'yı kazanan Nicky, 99'dan sonra Hollywood'a adım atmıştır. Kariyeri boyunca ise Nicky birçok kişiye ilham kaynağı olmuştur. 9. Romário dos Santos Alves. Brezilya'da yaşayan 25 yaşındaki Alves, hocalık yaptığı spor salonunda tanıştığı arkadaşlarının önerisiyle sintol adlı ilacı kullanmaya başlayan sporcu, hayalini kurduğu vücuda ulaşmak yerine kollarını kaybetmekle karşı karşıya kalmış. Halk adlı çizgi roman kahramanına benzemek için vücuduna bağımlılık yapan ilaçlar enjekte eden genç sporcu, genç yaşta vücudunu az daha kaybediyormuş. Bu bağımlılıktan kurtulmak için arkadaşlarının desteğiyle tedavi olmaya başlayan Alves, büyük bir mucize eseri kurtulmayı başarmış. Yaptıklarından dolayı çok pişman olduğunu söyleyen 25 yaşındaki genç, tüm insanlara vücut geliştirme ilaçlarından uzak durmasını tavsiye etmiştir. 10. Mustafa İsmail. 28 yaşındaki Mısırlı vücut geliştirmeci Mustafa İsmail, 10 yıldır aralıksız olarak vücut geliştirme sporunu yapıyor. Bu 10 yıllık dönemde sürekli olarak sert idmanlar yapan, düzenli bir diyet uygulayan İsmail, devasa kol kaslarına ve herkesin hayalini kurduğu güçlü bir fiziğe sahiptir. Vücut geliştirme alanında uzmanlaştıktan sonra ailesini de yanına alarak Mısır'ı terk eden İsmail, daha sonra kaslarını daha çok geliştirmek için ABD'ye yerleşmiş. Hala daha vücut geliştirmeye takıntı derecesinde bağlı olan Mustafa, verdiği bir röportajda kollarını daha da büyütmek istediğini söylemiştir. 11. Mike Matarazzo. Mr. Olympia yarışma tarihinin en başarılı vücut geliştirmecilerinden bir tanesi olan Mike Matarazzo, her zaman vücut geliştirme camiasında kollarının hacmiyle öne çıkıyordu. Fakat Mike'ın kariyeri de tıpkı Greg Valentino gibi yasaklı madde kullanımından sonra içinden çıkılmayacak bir hale gelmişti. Steroid yüzünden Mr. Olympia'yı bırakmak zorunda kalan sporcu 2 kere kalp sorunu ve 3 kere de bypass ameliyatı yaşamak zorunda kalmıştır. Fakat Mike'ın kullandığı ilaçların sayısı o kadar artmıştır ki ünlü sporcu 48 yaşında hayatını kaybetmiştir. 12. Aditya Dev. Dünyanın en küçük vücut geliştirmecisi unvanının sahibi 19 yaşındaki Aditya Dev, 90 cm boyunda ve 9 kilogram ağırlığında. Hindistan'da yaşayan Aditya, spor salonunun en çok ilgi çeken insanı haline gelmiş. Küçük yaşlarda fiziksel dezavantajına rağmen vücut geliştirmeye başlayan Aditya, 1,5 kiloluk ağırlıkları kolaylıkla kaldırabiliyor. 13. Greg Kovacs. Yaklaşık olarak bir sumo güreşçisiyle aynı kiloda olan Greg Kovacs, bir zamanlar vücut geliştirme sporcuları arasında en iyi vücut ölçülerine sahip kişiydi. Kolu 96 cm, göğsü 1,78 ve beli 1,27 olan Kovacs, birçok vücut geliştirme şampiyonasında dereceler almıştır. Ancak birçok vücut geliştirmeci gibi Kovacs da erken denilebilecek bir yaşta 45 yaşında kalp yetmezliğiyle bağlı olarak vefat etmiştir. 14. Jay Cutler. 1973 Amerika doğumlu olan Cutler, Amerikan IFBB profesyonel vücut geliştirme sporcusudur. 4 kez Bay Olympia kazanan sporcunun boyu 1,78, kilosu ise yarışmalarda 118 kilogram, off sezonda ise 132 kilogramdır. 2001 yılında Bay Olympia'da yasaklanmış madde kullandığı gerekçesiyle suçlanmış, fakat sonrasında Cutler dava açmış ve ikinciliğini kazanmıştır. 15. Candice Armstrong. Vücut geliştirmede yaşanan rekabet, sporcuları ciddi ilaçlar kullanmaya maruz bırakıyor. İngiltere'de Candice Armstrong adındaki kadının güçlenmek için aldığı steroid ilaçları bu kadında da ciddi değişimlere neden olmuş. 28 yaşından itibaren güçlenmek için aşırı steroid kullanan bu kadın, vücudundaki erkeklik hormonlarının artmasından sonra bir erkeğe dönüşmüş. İlaçları aldıktan sonra kendini durduramayan kadının tıpkı bir erkeği yaratmayacak düzeyde kasları var. Bunun dışında göğüslerinde kıllar çıkmaya başlayan kadının, aşırı doz ilaç yüzünden yüzünde sakal ve bıyık çıkmaya başlamış.